لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنا في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر Bir ağalık cinsiyeti atamış. Ben svetoforga toxtamay koydum. Namaz okuyandan beri. Nima ki to'xtamaysan desa, bu musulmonlar o'ylab topmagan qonun ekan. Xo'sh, musulmonlar o'ylab topmagan qonunga to'xtash yaxshi emas ekan. Ixlos bor gapida, gap yo'q. Lekin fahm yo'q. Ayiq o'zini xo'jayinini yaxshi ko'rar ekan. O'rmonda yurganda xo'jayin xulosa o'tirib qorovullik qilar ekan. Kelgan bo'ri so'rlarni haydab İhlası balat eken, leke ayık eken o. Hocanın bir deki paşa konuptu. Hocanın yakış göredi, ihlası balat, paşanımın diye haydattı. Üçüncü metri haydip yaptı, iki metri haydattı. Hocanın bir zatı kımasında, üçüncü metri taş bulan, beti de Türkiye'nde paşanı yapıştırıp koydu. İhlası balat, leke fahım yok. Buradalar, Müslümanlar yazma gembası hareket kadını, maşin anıyor, Müslüman öyle tapyanıyor. Ne bilmesin ki? Resulullah kime gel? Rasulullah samolyot ham chiqmagan. Mikrofonga ham gapirmagan Rasulullah. Nima deb tushunamiz biz? Fahm kerak. Mashina xususida. Bu hammalarning ichidagi dardlar bu. Mashinasi borki odam hozir ko'chaga chiqib ozroq chekmay iloji yo'q. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani va yadihi de Rasulullah. Haqiqiy musulmon kim? Qo'lidan ham, tilidan ham boshqa musulmonlar ozo ko'rmasa, shu odam musulmon dedi. Maşine özü ne mi? Maşine Allah'a verirken nimeti mi? Nimetken ne kılış gerek? Şükür getiriş gerek mi? Şükür kanı adab oladı maşinlerine. Közde şükürü, közde haramlasından tihsiz şükür adab oladı. Tilde şükürü Allah'a zikirini kılıp gıybetten tihsiz adab oladı. Her birlikte verirken nimette özünü Allah'a yolda işletense şükür adab oladı. Ve izdazdana rabbukum le inşakattum le azidennakum. Eğer beni verirken şu nimetlerime şükürünü getirirse köpeğe de veremem diye. Tilizi deyin, tiliz gerkesten çıkıp getirir yapırken işte. Köz yüzü tiyibirin haramdan, köz yüzü nuri kese uğradı. Şunu değil mi? Kol yüzü, kan yüzü haramdan değil, Allah da Allah sağlam kıveri uğradı. Hop, maşinanın şükür kanı bulağı da bulağı. Maşinanın hakkında Kur'an duayeti yok mu? Ve Peygamberimizin hadisi bu. Doğrudan doğru maşinanın hakkında yapılırken. Ana şu maşinanın şu yazdırken kanun var. Ayette hadisi hılaf gelmiydi. Müslümanlığa fayda var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde merhamet kıladı ki El-mu'minu kavuyun hayrun ve ahabbe ilallahi minel mu'mini zayıf İhris alemeyen fark Allah da Allah'a zayıf mu'mundan küçülü mu'min afzal. Her bittesi yakşılığı var. Devamını karayın. Senge faydası bu gendense de haris buldu yaptı. Şu yol hareket kaydalarına raya kılıçlığa bizge fayda var mı yok mu? Bundan bir 15 yıl bunu şopurluğu akalarımız cüde yakışı bilardı. Şopur şopurdu hurmat kılardı. Tormızı çırağı, pavratı çırağı yan metru yanmasıdı. İkinci riyak kılıp koyulmasıdı. Yakın 5 yıldır bu yakın maşinlerin arka ağzından bu petkenliğe narkımız paslap gitti ağzıyla. Birbirimizi hurmat kılmaya koyduk. Buradalar bu İslam'dan. Svitaporge tohtaş İslam'dan. İkinci kılı koyuşluğu maşin hariyatı. Bu günahkarlık. Burada hakkı ne iş bu? Svitafor yo'lmiş İslam'da. Nasıl bu arada? Kaydaki rahat kılıç, rahat kılıçlıkta fayda var mı yo'lmiz ya? Bu ara, malımız yiyem, canımız yiyem, cemiyetimiz yiyem faydası var mı? Peygamberimiz ne diyordu? Senge faydası bu adı mi? Mahkem şuna şunu diyordu. Demek, ötüp gitekenimizde Peygamberimiz hadisi hılaf şıkılı yapız. Müslümanlar, gözüyle daşıyorlar. La darara vela diyor dedi Resulullah. Özüge özü ziyan kılışam yok. Başka buraya ziyan kılışam yok. İkinci kıl kopu genizde köçe tarafı adamı sokun öbet yaptı. Müslümanlığa azar beri yapsın mı? Kanızdı Müslümanlığız. Bu maşinamızı vesige kareyimiz biz. Semiz ola maşinamızı ortaya toplatıp koysam ayıp bas. Çünkü layığımız. Özümüzde kargış albeme yaptız mı? Yüzde dostluğun bozsa az. Bitti senge lanet okuyduğun düşman bozsa köp. Şunu demez mi? Neşte adam lanet oku yaptı. Bana şimdi boşuna kopuyken taytımızda.
والذي نفسي بيده لا يسلم احد عبد حتى يسلم الناس من قلبه ولسانه ويده. Peygamberimiz kasam içib aytdı. İmam Ahmed rivayetlegan sahih hadis akalar, bu mavzu hadis yoki zayıf hadis emas. Allohga qasam deyapti. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, bitta kishi to'liq musulmon bo'lmaydi, to boshqa musulmonlar uni qo'lidan, qalbidan, tilidan ozodni tilmagunlarcha. Biz oyog'imiz bilan, qo'limiz bilan ozor bermayapmiz mashinamizni noto'g'ri haydayotgan paytimizda. Katta yo'lga chiqib kelayotgan nomar to'xtab turmayapti. Shaqqisilib chiqib ketyapti, xuddi splenasi ishlamaydi yondaqa. To'xtab turib, mana asosiy yo'ldagini o'tkazib olish kerak emasmidi? Mana haqqi emasmidi? Birodar 5 so'm pul tushib qolsa xoromi? Olmaymizmi? Tarozidan urmaymizmi? Birodarlar, shofurda tarozisi svetofor bo'ladi. Siz qizilga yurganingizda nariga odamni haqqini yeyapsiz, bir va joniga tajovuz qilyapsiz, uni o'ldirishga qasd qilyapsiz. Ikki. Shunday emasmi? Nima? Islomda svetofor yo'q ekanmi? Nima bizga svetofor degan so'z kerakmi mana hadisdan? Bu fahmning zo'rligidan, ilmning chuqurligidan. Qo'li bilan ozor berishlik. Akalar, burilishingizdan bir 50 metr burun pavorat yonish kerak, to'lmiz yonishdan burun. Orqangizdagi odam targanligini ko'radi. Hozir odam burar ekan, siz shart to'lmizga turib burgan paytingizda qo'lingiz bilan, oyog'ingiz bilan ozor bermayapsizmi? Gunohkor bo'lmayapsizmi? Masjidda masalan eshitdingiz, sufo musulmon bo'ldingiz, nariga chiqqanda ko'ryapsiz kimligingizni. Bir-biringizga yo'l bermasdan chiyillatyapsiz mashinani. Yoshlar, eshitib qo'yaylik. O'rnidan chiyillatib jildirayotganda bir oqsoqolning yuragi zaif, yuragiga ozor oldi. Bir ayol homilador, unga ziyon bo'ldi. Allohga qasam, musulmon bo'lmaysan agar boshqalar seni qo'lingdan, tilingdan ozordan tiyilmaguncha deyapti. Chiyillatib to'rimiz berayotganda, chiyillatib to'xtatayotgan paytda ozor berayotganimiz esdan chiqmasin. Qasam ichyapti Rasululloh, iymoning iymon bo'lmaydi agar boshqalardan o'zingni ziyoning tegmasin deyapti. Islom degan to'g'ri bu masjidda masala eshitish, darsxonada bir hadis eshitish, Qur'on eshitish emas. Islom bu turmush tarzi, hojatxonaga qarsalar bilan kirib, qarsalar bilan chiqishlikni o'rgatgan dinimiz, ko'chada mashina minishga yo'l ko'rsatmagan deysizlarmi? Musulmon bo'lmagan yana bizga ibrat olyapti bu masalada. Bu zulm. Zulm bu. Alloh taolo zulmni o'ziga harom qilgan va bandalar o'rtasida ham harom qilgan bu narsani. Zulm qilmanglar degan. Man qatala mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannam xolidan fiha degan Alloh taolo. Kim bir mu'minni qasddan o'ldirsa, abadiy jahannamdan chiqmaydi u degan. Qizilga yurayotganda qasd qilib yuryapsizmi? Bitta odamni urib nima bo'ladi? Qasd qilib o'ldirganga tushunyaptimi? Yo'lda ustiga ikkinchi rad qilib, uchinchi radni qo'yib qo'ygan paytimizda mana ko'chaga birodarlar. Mana mayda mingta mashinaga joyimiz bor, vallohu alam. Lekin mashaqqat ko'rmayapsiz hech kim. Alloh bir rahmat qilgan ba'zi odamlarga qolganlar qo'yib qo'yapti. Chunki nima sizlari? Ishi zarur. Tezda chiqilma qilish kerak, ketib qolish kerak. Birodarlar, ya Muhammad sizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ibn Majohga qilgan hadisda. Inna hadakum la yamut hatta yastakmilu rizqu. Rizqini olmaydi hech kim o'lmaydi deydi. Rizqni istaylar. Rizqni talab qilishda chiroyli talab qilinglar deydi. Shofir akalar, taksi akalar, mashinasi bilan tirishlik qilayotgan birodarlar, birodar qisib olgan paytingizda bugungi topayotgan pulingizga harom aralashib qolmayaptimi? Bolangizga oboringizda shu harom aralashgan puldir. Birodar svetoforda shuni kesib, shu surilik qilib o'tib ketgan paytingizda, nariga odamda haqqini yeyotdingiz, gunoh ustida pul topmadingizmi? Eshakdek qilani pul topyapmiz. Ana shunday yo'l harakat qoidasiga rioya qilmasdan topgan pulimizni harom qilmayapmizmi? Bu kuyukib gapirmasa bo'lmaydigan mavzu bo'lib qoldi bu. Hozir yangi shofir bo'layotganlar, hayot shunaqa ekanda ko'nikib ketyapmiz. Lekin mana eski tan mashina minganlar ko'rib yuragi siqilib ketyapti. Mina olmayapti mashinani. Birodarlar, musulmon bo'lishimiz kerak biz. Halollikdan topishlikka buyurilganmiz islomda. Demak, ana shu qizilga o'tib ketayotganimizda yoki ana shu burilish chirog'ini yoqmasdan turib to'rimizni tepayotgan paytimizda esimizdan chiqmasin. Alloh taolo yomon ko'radigan ishni qilyapmiz. Birodarlar, bu talab deysizlarmi, iltimos deysizlarmi? Keyingi juma tirik bo'lsak, mana shu yo'lni bo'yida imkoniyati bo'lsa mashinani qo'ymaylik. Chunki namoz o'qimayotgan yo'tgan odamlar namoz o'qiganlarda ahvoli shunday deb turib bizga muhabbat uyg'onmayapti. Ana deydi namozxonlar deydi, Alloh xudo deyishadi, yo'lni to'sib qo'yibdi deydi. Yo'lni to'sib qanchalik gunohingni o'zlari gapirishadi deydi.
biz ibrat olishdi o'rniga islomga tosh deyishga sabab qolmayapmizmi? Hani mana shu gapirgan mavzular kerakligi kerakmasligini keyingi safar mana shu tomonda ko'ramiz natijasini. Birodarlar, 5 ming keyin boringda, bar Alloh bergan istaysiz. Yarim soat bo'lib boringda, Alloh bergan deysiz. Bu mavzuda o'zi 1 soatlik dars o'zi. Buni bu payg'ambarlar qissalarini tugatgandan keyin shunga o'xshagan bir mavzular bor edi, tayyorlab gapirilgan har bittasi bittadan dars. Lekin iloji bo'lmay qoldi buni ushlab turishlik. Shundaga birodarlar, biz musulmonmiz. Musulmonligimiz esdan chiqmasin. Odamlar islomda rivojiga kim puli bilan, kim mehnat bilan sarf qilyapti. Eng kamida biz axloqimiz bilan savob bo'lay, odamlar bizga havas qilsin. Mana namoz o'qimaganda jar jinni haydardi mashinani. Namoz o'qigandan keyin ancha hisobga kelib qoldi. Islom uni o'zgartirganligini ko'rsatsin. Mana islomimiz rivojiga kim qo'ldan kelgancha bir hissasini qo'shyapti birodarlar. Mana Alloh rozi bo'lsa shunday bir odamlar bor atrofimizda. Mana shu mashinamizni bir suv ta'minotini katta bir yordam ko'rsatishyapti. Bir qancha bir tonna suvlarni kelishligiga shu musulmonlarga to'g'ri toshiga qulaylik uchun suvlarni yordam berayotgan akamlarimiz bor. Ularda atana atishning hojati yo'q. Chunki bu Alloh shu qilyapti bu ishni. Alloh rozi bo'lsin kishilardan. Alloh hidoyat qilsin, mol-joniga Alloh baraka bersin. Birodarlar, bizga ham Alloh insof bersin. Xususan mashina minayotgan birodarlar, esimizdan chiqmasin. Savdoda 1 metrni cho'zib qo'ysak qanday harom bo'ladi? Tarozida 50 gram urib qo'ysak qanday harom bo'ladi? Svetoforda urganda xuddi shunday harom bo'ladi. Hujjat dalillar bor bunda. Endi hali unga o'xshagan svetoforga to'xtashlikni xolamayotgan birodarlarimiz mana yurishaversin. Qancha yurar kim u bular? Alloh subhanahu va taolo eshitgan mavizalarga amal qilishni nasib qilsin. Chunki Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu xotirlar Man lam yaxshi Alloh laysa bi alim. Kim Allohdan qo'rqmasa, u olim emas degan. Biz har qancha masala eshitaylik, Allohdan qo'rqib amal qilmasak, bu masalalar bizga sinmayotganligining belgisi bo'ladi. Alloh taolo eshitib, o'rganib amal qiladigan olimlardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.